Merhaba sevgili arkadaşım, İzmir'e ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca keyif alacağın anıların olur. Hadi şimdi gel burayı bir elden geçirelim seninle. Ama başlamadan önce bana bir İzmir bomba ısmarlamak istersen kanala üye olmayı ve videoyu beğendiysen de teşekkürler butonunu kullanmayı unutma. Şimdiden bana afiyet oldu. Yaklaş bakalım. Aga, bu videoda İzmir konuşmayacağız. Eğer şehir dışından geliyor ve İzmir hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorsan şuradan Ege Üniversitesi videosuna tıklıyorsun. İhtiyacın olan bilgiler orada. Biz burada sadece üniversiteyi konuşacağız. Okulun İzmir Çiğli'de bulunuyor. Çiğli nasıl bir yer dersen altyapısı rezaletten öte. 2022 yılında bile sık su kesintilerinin yaşandığı, başıboş köpek sorununun yoğun olduğu ve halkın belediyeden artık illallah ettiği güzide bir İzmir ilçesi. Kampüsünde İzmir Çevre Yolu kenarında, şehir merkezine bir tık uzak sayılabilecek mesafede ki İzban durağına 25 dakika yürüme mesafesinde 14 fakültesi bulunan ve bakımsızlığından çokça şikayet edilen bir yer. Hemen hemen 10 yıllık bir üniversite, açıkçası genç bir kurum olmasına veremeyeceğim o yüzden bu bakımsızlık ve imkan yetersizliği durumunu. Duyduğuma göre bu kampüs eski tekel binalarıymış, daha sonra üniversiteye tahsis edilmiş. Yani bayağı bildiğin fakülten eskiden tütün deposu olarak falan kullanılıyormuş. Ama yine de şirin bir yer yani. Eski fabrika olmasına kaynaklı olarak büyük bir bahçeye falan sahip. Diş hekimliği, eczacılık, gemi inşaatı ve denizcilik, hukuk, iktisadi idari bilimler, İslami ilimler, mimarlık mühendislik, orman, sağlık bilimleri, sanat ve tasarım, sosyal ve beşeri ilimler, su ürünleri, tıp ve turizm fakültelerimiz mevcut. Derhal yasal uyarı, üniversitemizin neredeyse bütün fakülteleri tek bir kampüste olsa da tercih yapacağın zaman fakültenin yerine, yurduna, konumuna dikkat et. Temkinli olmak iyidir. O zaman imkanlar gelsin hemen. Kütüphane konusunda zaman zaman daha çok sınav dönemleri yetersiz kalabiliyor olsa da genel anlamda nezih ve sessiz bir ortama sahip. Kaynak bakımından da işte düzeyde bir kütüphanemiz var. Yemekhane dersen yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl 3,5 lira karşılığında yararlanabiliyordun ama bu sene zam gelmemiş olması imkansız. Yemek kalitesiyle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yakın tarihlerde şöyle haberler çıkmış, umarım sadece iddiadan ibarettir. Burada okuyan kankalar yorumlarda belirtebilirler memnun olup olmadıklarını. Kalacak yer konusunda üniversite içerisinde ve civarda yurtlar var. Bazı kankalarıma Buca'da filan da yurt çıkabiliyor. Mesafe biraz uzak ama bahtınız artık. Spor olanakları konusunda bir spor kompleksimiz var kampüs içerisinde. Havuzdan, fitness salonuna filan yararlanabilirsin. Bildiğim kadarıyla öğrenciler ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca kurslar filan da var. Masa tenisi, badminton, pilates, tekvando birçok alanda mutlaka katıl. Etkinlik aktivite arıyorsan o da var canım. İkçüfest 2022 yapıldı sanırım bu yıl. 2 yıldır pandemiden dolayı yapılamıyordu. 60 civarı öğrenci topluluğu bulunuyor. Yani sosyalleşmek için güzel imkanlar bunlar. Kafana yatan birkaç tanesine üye olabilirsin. Bunlar dışında da kampüste kafe, restoran, ATM, mescit gibi olanakların da var. Hadi bir de eğitim kalitesini irdeleyip kaçan ben. Aga valla genelde burada okuyanlardan donanımlı bir eğitimci kadrosuna sahip olduğunu duydum. Ve URAP 2022 listesine göre 35. sırada yer alıyor okulumuz. İşte Max İzmir birader çakmış da her yerde belli edin kendinizi, tamam mı? Karar, takdir, seçim, tercih sana ait. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kafana yatmayan bir şey olursa yorumlarda mutlaka belirt. Tekrar hoş geldin. Beni de şuralardan takibi alarak şöhretime bir kişilik katkıda bulunabilirsin. Bye.